Herkese yeniden merhaba. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Hudutsuz Sevda dizisini konuşacağız. Yepyeni bir dizi başlıyor biliyorsunuz ki ve ben de bu diziyle ilgili hem yorumlarımı hem konusu nedir, uyarlama bir dizi midir? Bununla ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Ama videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı tabii ki de yapmak istiyorum. Eğer kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim arkadaşlar. Kısa ve özet olarak şöyle söyleyeyim konusuyla ilgili. Çocukken bir kan davası yüzünden babasını kaybediyor ve daha sonrasında İstanbul'a sürülüyor. 20 yıl aradan sonra memleketi Karadeniz'e geri dönme kararı alıyor. Tabii artık büyümüş ve daha güçlü bir delikanlı olarak memleketine geri dönüyor. Aslında tek hedefi sevdiği kız Yasemin ile evlenip mutlu bir hayat sürdürmek. Ama yaşanan olaylar tabii ki de buna izin vermiyor. Düşman ailenin kızı Zeynep ile tekrardan karşılaşınca aslında Zeynep onun dönüm noktası oluyor ve hikaye bir anda intikam hikayesine doğru yol alıyor. Bu arada arkadaşlar Yasemin karakteri bir an Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yasemin karakteri konuk oyuncuymuş. Ben ana oyunculardan, başrol oyunculardan biri zannediyordum ama muhtemelen ya ölecek ya da başka bir yere giderek diziden ayrılacakmış. Ana karakterimiz Yasemin karakteri değil, Zeynep karakteriymiş. Fragmanda ben daha çok böyle Yasemin'le ilgili daha çok olay görüyordum. Ben Yasemin'in başrol olduğunu düşünüyordum ama maalesef ki sadece konuk oyuncuymuş. Esas oyuncumuz Binay Daner'in canlandıracağı Zeynep karakteri. Bu arada arkadaşlar, dizi uyarlama bir dizi değilmiş veya alıntı, kitaptan alıntı bir dizi değilmiş. O yüzden çok fazla finaliyle ilgili yorumda bulunamıyorum açıkçası. Birazcık da baktım, internette araştırdıktan sonra da biliyorsunuz ki genelde hep böyle iddialar oluyor, final iddiaları oluyor. Şöyle bir final olacak, böyle bir final olacak iddiaları oluyor. Ama ben bu diziyle ilgili çok fazla bir iddia da göremedim. Ve şunu fark ettim sizin yorumlarınızdan da, dizi çok fazla merak uyandırmamış, birazcık konusu klişe gelmiş ama tabii izlemeden çok da böyle önyargıyla yaklaşmak istemiyorum açıkçası. İzledikten sonra daha net bir şekilde karar veririm ama izleyenler tarafından çok merak uyandırıcı, wow bir dizi olarak görülmemiş, max 10 bölüm sonra final yapar dizilerinden biri olur olarak görünmüş aslında dizi. Ama tabii ki de izlemeden dediğim gibi önyargıyla yaklaşmak istemiyorum. Ama bana soracak olursanız ben de fragmandan gördüğüm kadarıyla beni de çok heyecanlandıran bir dizi olmadı açıkçası. İzleyecek miyim? Evet izleyeceğim ama bilemiyorum. Çok da fazla böyle hani izlemeden daha dizi yorumda bulunmak istemiyorum ama ön fikir olarak söylemem gerekirse fragmandan gördüğüm kadarıyla beni de çok heyecanlandıran bir dizi olmadı açıkçası. Oyuncu kadrosu gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve uzun zamandır görmediğimiz oyuncuları da göreceğiz. Mesela Delilcan Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu çok kaliteli oyuncular bana göre. Ve oyunculuklarına zaten hiç bir lafım yok ama hikaye olarak bilemiyorum. Pek sarabilir mi çok emin değilim ama belli de olmaz yani. Birinci bölümü izledikten sonra derim ki wow çok güzel bir diziymiş. Mutlaka 2'yi 3'ü izlerim de diyebilirim ama kısaca çok da fazla beni de heyecanlandıran bir dizi olmadı maalesef ki. Dediğim gibi bir an Damla Yılmaz'ın konuk oyuncu olması da birazcık beni üzdü. Keşke başrollerden bir tanesi olsaydı. Belki daha heyecanlı bir dizi haline gelir miydi? Gelebilirdi bence. Yani olayla ilgili aşağı yukarı fikirde bulunabiliyorsunuz. Zaten Halil İbrahim'in hayatında en çok değer verdiği kişilerden bir tanesi de Yasemin. Yasemin de diziden çıkınca artık ölecek mi, başka bir yere mi gidecek bilmiyorum. Yasemin de Halil İbrahim'in hayatında olmayınca çok da kaybedecek bir şey olmayacak zaten ve 20 yıllık intikamla tekrardan geriye dönecekmiş. Yani bir intikam hikayesi izleyeceğiz. Tabii ki de aşk da olacak içerisinde. Zeynep ve Halil İbrahim'in aşkını da izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir dizi olacak? Binay Daner'i uzun zamandır bir dizide görmüyorduk. Tabii ki onu görmüş olmak beni çok heyecanlandırdı. Aynı şekilde Denizcan Aktaş da uzun zamandır bir dizide ben gördüğümüzü hatırlamıyorum. Birkaç yıllık aradan sonra yani umuyorum ki güzel bir diziyle dönerler. Umuyorum ki sevilir. Günü
Perşembe günü rakipleri evet var. Yeni başlayan diziler de var biliyorsunuz ki Perşembe günü yayınlanan. Bakalım nasıl bir rekabet olacak bilemiyorum. Tabii ki ratinglerini de gördükten sonra biraz da yorumda bulunabilirim ama şu an için çok da izleyici tarafından da kendi yorumumu dışarıya tutuyorum. İzleyici tarafından da çok da merak edici bir dizi olarak görülmemiş. Bakalım nasıl olacak. Dediğiniz gibi 9-10 bölümde final yapacak dizilerden bir tanesi mi olacak yoksa sezona damga vuran dizilerden biri mi olacak bilmiyorum ama çok iddialı yapımlar var. Başlamış yapımlar da var. Henüz başlayacak çok iddialı yapımlar da var. Onlar da yavaş yavaş yayınlandıkça ben de hikayesini eğer uyarlamaysa finalinde neler olacağıyla ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. Başka bu diziyle ilgili pek anlatacak bir şeyim yok. Dediğim gibi uyarlama bir dizi olmadığı için de çok kısa olarak hikayesini anlattım. Karakterlerle ilgili aşağı yukarı bilgi vermeye çalıştım ve hikayenin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili de fikirlerimi belirtmek istedim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Başka anlatacak pek bir şeyim kalmadı. Umuyorum ki videomu beğenmişsinizdir. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.